Doğu Türkistan'daki sözde eğitim adı altındaki hapishanelerin durumunu anlatan bir polis memuru durumun vahimliğini bir kez daha ortaya attı. Kaşgar'ın Tokkuzak ilçesinde görev yapan polis memurunun aktardığına göre, mahkumların 24 saat polisin sıkı gözetiminde tutulduğu, kendi aralarında konuşmanın kesinlikle yasak olduğu, aksi takdirde sert bir şekilde cezalandırıldığı bildirildi. Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı politikası ve ülke genelinde kurduğu 1200'den fazla Çin Nazi kamplarında tutulan ve sayılarının 3-5 milyon arasında olduğu tahmin edilen Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türklerin durumu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından TBMM'ye taşındı. Akşener, Doğu Türkistan'da milyonlarca Türk kamplarda toplanıyor, saraydan da küçük ortağından da ses yok sözleriyle hükümeti Doğu Türkistan'daki Çin baskı ve zulmüne suskun kalmakla eleştirdi. Çin'de Ağustos ayında bulaşıcı hastalıklardan 1983 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Xinhua Ajansı'nın Ulusal Sağlık Komisyonu'na dayandırdığı haberine göre, geçen ay A, B ve C olarak sınıflandırılan bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan 706.372 vaka tespit edildi ve bu kişilerden 1983'ü hayatını kaybetti. Çin yönetimi 1.43 milyarlık dev nüfusunun davranışlarını izleyerek sözde sosyal güven başlığı adı altında sıralayacak büyük bir puanlama sistemi kurduğu ve Çin'in iç bölgelerindeki Çinlilerin pasaportlarını topladığı bildirildi. Çin hükümetinin açıkladığı sözde sistemde vatandaşlarının kaç puanlık birey olduğunu belirleyip ödül ve ceza mekanizmasıyla toplumda güven oluşturmayı hedefliyor. NATO'nun Rusya sınırı yakınında yapacağı Trident Juncture 2108 askeri tatbikata Moskova'nın tepkisine neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, NATO'nun Rusya sınırı yakınında yapacağı Trident Juncture 2108 askeri tatbikatına tepki gösterdi. Zakharova, NATO'nun Ekim sonunda gerçekleştireceği askeri tatbikat ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Zakharova, önde gelen NATO ülkelerinin Rusya sınırında askeri varlığını arttırdığını belirterek, NATO'nun bütün bu hazırlıkları göz ardı edilemez, Rusya güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacaktır ifadelerini kullandı.